Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz diye umuyorum. Umarım her şey yerindedir. Arkadaşlar katılmaya devam ediyor. Şuradan ben ekranı paylaşayım başlamadan önce. Görünüyor diye umuyorum. Her şey yerinde, ses alıyorsunuz. Görüntü var. Ekran gözüküyor. Yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Tamamdır. Şimdi yavaştan başlayalım. Geçen hafta bir seriye başlamıştık. YouTube üzerinden hem canlı hem de YouTube üzerine kayıtlı bir şekilde. Temelden başlayıp konuları anlatıyor olacaktım. Geçen hafta bir başlangıç yaptık. Present simple, geniş zaman, to be, yardımcı fiiller. Bunlar hakkında bahsettik. Bunlar hakkında konuştuk. Şimdi bunun devamı olarak past simple tense, geçmiş zaman. Bugün bunun hakkında konuşacağız. Genel olarak A1 ve A2 levelinde de özellikle biraz sıkıntı yaratan bir tanesi. Her şey yeni zamandayken ya da şimdiki zamandayken basit dururken past tense'e girdiğimizde biraz kafa karıştırabiliyor. Genelde böyle duyumlar alıyorum. Kendi öğrencilerimden dönükler alıyorum. Şimdi baktığımızda evet tabii ki present tense'den biraz daha zor. Ama aslında çok da bir farkı yok aslında baktığımızda. Özellikle bir tabloyla baktığımızda kuralların birbirlerine çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani bugün de past simple tense geniş bir açıdan bakacağız. Aşırı büyük detaylarına girmeyeceğim. Tabii ki üst seviyelere çıktıkça B1, B2, C1 seviyelerine geldikçe past simple'ın bazı diğer detaylarını görüyor oluyoruz. Bazı istisnalarını görüyor oluyoruz. Ama şu an hala da temellerdeyiz. Bir normal bir şekilde oturtmak istiyorum ilk önce past simple tense'i. Ondan sonra daha ileriki konuları anlatırken belki past perfect gibi konuları anlatırken yine past simple'a geri dönüp onun üstünde konuşabiliriz. Ama bugün daha temelden gireceğim. Past simple geçmiş zaman nedir? Bunu göreceğiz, bunun üstünde konuşacağız. Siz herhangi bir sorunuz olursa şu anda canlı katılanlar chat'ten yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Sonra kayıtları izleyenler, YouTube'dan izleyenler yine aklınızda bir şey takılırsa orada yorumlara yazabilirsiniz. Gördükçe oradan da cevap vermeye çalışıyorum. Okay. Şimdi başlamadan önce burada şu anda katılanların söylemek istediği, sormak istediği bir şey var mı? Okay. Okay, birileri soru sormak istiyor. Konuşabilirsin ya da yazabilirsin. Firdevs istediğin gibi. Evet, kalırdın herhalde ama. Evet, yanlışlık olmuş herhalde. Okay, tamam o zaman. Soru yoksa şimdi yavaştan başlıyorum. Dediğim gibi anlatırken süreç boyunca bir sorunuz olursa her zaman chat'e yazabilirsiniz. Şimdi past simple tense geçmiş zaman. Şöyle bir slide gösterimiz var ondan başlayalım. Bakalım ne oluyormuş. Şimdi past simple ne? Düz geçmiş zaman diyoruz. Direkt Türkçe çevirdiğimizde geçmiş zaman. Ama ilk derste de dediğim gibi bu tenslerin başlıklarını öğrenmek önemli. Past simple tense, basit geçmiş zaman. Bu simple'lık onun içine bazı özellikler katacak. Diğer tensler geldiğinde de toplamda çünkü 12 tense var İngilizce'de. Diğer tensler de geldiğinde işlerin karışmaması için başlıklarını tam öğrenmek önemli. Şimdi biz geçmiş zamanı ne için kullanıyoruz? Okay. Heh, şimdi soru geldi. Soru çözümü olacak mı yoksa sadece konu anlatımı mı?
Şu an sadece konu anlatımı üzerinden devam ediyorum. Örnek cümlelere, örnek kelimelere bakacağız. Ama bugün soru çözümüne odaklı bir şey yok. Soru çözümünü sonraki derslerde yapabiliriz. Rica ederim. Ama dediğim gibi sorunuz olursa atabilirsiniz. Şimdi Türkçe'de bunu dığlı geçmiş zaman, geçmişte tamamen bitmiş bir eylemi anlatırken kullanıyoruz. Türkçe'de the ekini kullanıyoruz. Dediğim gibi İngilizce'de ne yapıyoruz? İngilizce'de genel olarak ed ekini görüyoruz. Ed eki geliyorsa eğer ki ikinci hali ise bunun geçmiş zaman cümlesi olduğunu çıkarabiliyoruz. Tabii ki tek çıkarım yolu bu değil. Başka yerlerden de çıkarabiliyoruz. Orada ilerlediğimizde göreceğiz. Şimdi en başta birkaç örnek cümle aldım. Hiç başlamadan. Geçen hafta sinemaya gittim. Gittim. Gitti. Geçmiş zamandaki I went to the cinema last week. Dün arkadaşımı aradım. I called my friend yesterday. Okulda İngilizce öğrendim. I learned English at school. Bunun gibi cümleleri present simple'dan biraz daha farklı kuruyoruz. Fiillerin kendileri değişmiş oluyor. Ama bunlar tabii ki fiil cümleleri örneği. Hepsine tek tek bakıyor olacağız. Şimdi düzenli ve düzensiz. İlk öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Eski İngilizce dönemi ve Amerika. Şimdi genel olarak en büyük sıkıntı benim gördüğüm kendi öğrencilerimde ikinci hallerini ezberleme sıkıntısı. Zaten kelime ezberi yapmak başlı başına bir uğraş. Durup yazmak, sürekli tekrar etmek, anlamak gerekiyor. Bir de fiiller öğrenmişken bunların ikinci halleri işin içine giriyor. Ve genelde şu soruyu duyuyorum. Niye ikinci halleri var hocam? Niye üçüncü halleri var? Ne gerek vardı bunlara? Şimdi bunun için biraz eski İngilizce dönemine dönmemiz gerekiyor. İngilizce temel olarak aslında bir Almanca. Şu anki Azeri ve Türkçe gibi düşünebilirsiniz. Zamanla ne olmuş? İşte Almanca ve İngilizce birbirinden ayrılmış. Yüzyıllar sonra Azeri ile Türkçe de olacağı gibi. Şimdi eski Almanca'da ve eski İngilizce'de bütün fiillerin ikinci halleri vardı. Ve bütün fiillerin ikinci halleri düzensizdi. Ve hepsi değişiyordu. Geçmiş oldu mu bir cümle, geçmiş zaman cümlesi kurmak istediğimizde orada ikinci halini kullanıyorduk. Ve ikinci hallerin hepsi düzensizdi. Hiçbiri düzenli değildi. ED falan onlar yoktu. Sonra ne oldu? 1400'lerin sonlarında yeni çağa geçmemize sebep olan bir olay gerçekleşti. Amerika'nın keşfi. Ve Amerika'nın keşfinden sonra insanlar oraya akın etmeye başladı. Orada yaşamaya başladılar. Orada yaşarken de tabii ki iletişim kurmak için bir dil gerekiyor. Ve o zamanın süper gücü olan İngiltere'nin İngilizcesini kullanmaya karar verdiler. Şimdi bir sürü Avrupa'dan farklı halk gelmiş oraya ve konuşmaya çalışıyorlar. Ve geçmiş zamandan da konuşacaklar tabii ki. Onlar da diyor ki, şimdi biz normal kelimeleri öğreniriz. Zaten günlük hayattaki kelimeleri öğreniriz. Gitmek, yazmak, koşmak bunları öğreniriz. Ama mesela benim ileride kanırtmak kelimesine ihtiyacım var. Ben bu kanırtmak kelimesini ikinci halini nereden bileyim? Nerede işime yarayacak zaten? Bir iki kere kullanacağım. Bunun için hepsinin ikinci halini ezberlemem mi gerekiyor? Gibi çok mantıklı bir söylem atmışlar ortaya. O yüzden demişler ki günlük hayatta kullanacağımız kelimeler, sık sık kullanılan kelimeler, ikinci halleri farklı olsun. Önemli değil. Değişebilir. Bunları ezberleyebiliriz. Ama genel olarak daha böyle günlük hayattan çıktığımızda, uzaklaştığımızdaki kelimeler düzenli olsun. Sonra ED koyalım. İşimiz zorlaşmasın. Gibi bir yorum atmışlar. Ve eskiden bu yüzden düzenli ve düzensiz fiiller olayı ortaya çıkmış. Tabii ki şu anda güncel İngilizce'de bu tam çalışmıyor diyebiliriz. Çünkü günlük hayata giren kelimeler, günlük hayatta yaptığımız şeyler o dönemden beri çok farklılaştı. Farklı kelimeler girdi çıktı günlük hayatımıza. O yüzden tam şu anda işlemiyor. Ama temelde ikinci şey düzensizler, düzenler, neden bunlar böyle olmuş? Buradan geliyor. Aslında rahatlık için gelmiş. Tabii şu anda buna yapacak bir şeyimiz yok. Oturup biraz ezberlemeniz gerekiyor. İkinci halleri, üçüncü halleri ve üçüncü halleri de özellikle A1 ve A2 öğrencilerim özellikle A1 öğrencilerim past tense'i öğrenirken ikinci hallerini ezberlemelerini söylüyorum. Ama onun yanında üçüncü hallerini de ezberleyin. Geleceğe bir yatırımdır. Çünkü büyük ihtimalle A1'de bırakmayacaksınız. A2'ye geldiğiniz anda karşınıza bir perfect tense çıkacak. Ve orada da aynı past tense'de ikinci halini kullandığımız gibi perfect tense'de de üçüncü halini kullanacaksınız. O yüzden ikinci ve üçüncü hallerini ezberlemeye başlayın. İleride size yardımcı olacak. Şöyle de küçük bir ayrıntısı var. Küçük bir trik var arada. Eğer ki fiilimiz düzenliyse, yani ikinci halinde sonuna ed alıyorsa, üçüncü halde düzenlidir.
ED'yi biliyorsa played, played, played mesela oynadı, oynadı, oynadı. İkinci ve üçüncü hali aynıdır düzenliyse. Çünkü adı üstünde düzenli. İkinci halde düzenli, üçüncü halde düzenli. Ama zaten ikinci halde düzensizse üçüncü halde düzensiz oluyor ve tamamen değişiyor. Mesela örnek olarak go kelimesi ikinci hali went'ken üçüncü hali gone oluyor. Dediğim gibi bu küçük trikle de öğrenmenize, ezberlemenize yardımcı olabilir. Evet. Şimdi geçmiş zaman isim cümlelerine baktığımızda. Demiştik ki geçen hafta 3 tane cümle türü yapabiliriz. İsim cümlesi, sıfat cümlesi ve fiil cümlesi. Şimdi isim cümlesine baktığımızda present simple'da emizar kullanıyorduk özneye göre. İşte I ise am, he she ise is, geri kalanlar are şeklinde kullanıyorduk. I am a doctor mesela örneğin ben bir doktorum. Geçmiş zamanda ne oluyor? Geçmiş zamanda bu kullandığımız emizarları yani be'nin birinci hallerini sadece be'nin ikinci hallerine çeviriyoruz. Yani was were. Aslında yaptığımız tek şey ve burada da göreceğiniz gibi yarın fiilin ikinci haline çeviriyoruz. Şunu karıştırmayın sadece. Burada be dediğimiz kelime olmak anlamında değil. Nasıl yüz kelimesinin, Türkçedeki yüz kelimesinin birçok anlamı varsa be kelimesinin de birçok anlamı var. Burada be'nin birinci hali, be'nin ikinci hali dediğimiz şey olmak anlamındaki kelimenin birinci, ikinci hali değil. Yardımcı fiil olan be'nin birinci ve ikinci hali ve bunun da maalesef Türkçe'de bir anlamı yok. Sadece orada işlev için var. Bir önceki derste işlevlerden bahsetmiştik. Burada yaptığımız şey sadece emzarı was were'e çevirmek. Are were'e dönüşürken diğer ikisi was'a dönüşüyor. Sadece bu değişimi yaparak geçmiş zaman cümlesi kurabiliyoruz. Mesela baktığımızda burada örneklere. The movie was great. Film harikaydı. Normalde şimdiki zamanda kursak The movie is great. Film harika. Şu anda izliyorum da film harika diyebilirken. Is'i sadece was yaparak bunu geçmiş zaman cümlesi yapıyoruz. The party was so much fun. Party çok eğlenceliydi. Yine orada bir was'ımız var. His presentation was impressive. Sunumu etkileyiciydi. The weather was beautiful yesterday. Burada was'ı koymuş. Geçmiş zaman olduğunu zaten çıkarıyorum ama ayrı bir şekilde orada bir zaman zarfı vermiş. Yesterday, dün. Bunu da tabii ki geçmiş zaman zarflarını kullanabiliyoruz. Bu slaytın da sonunda bunlardan bahsedeceğim. Son olarak da son örnekte My mom's cooking was delicious. Annemin yemekleri çok lezzetliydi. Was delicious. Devam ettiğimizde daha fazla örneğimiz var. The trip was unforgettable. Gezi unutulmazdı. The game was intense. Oyun çok yoğundu. The museum was fascinating. Müze büyüleyiciydi. The concert was amazing. Konser muhteşemdi. The book was really interesting. Kitap gerçekten ilginçti. Bunlar gördüğünüz gibi sadece olumlu cümleler. Ama aslında olumluyu anladığımızda olumsuz ve sorunun özellikle isim cümlelerinde çok bir olayı olmadığını söylemiştik yine bir önceki derste. Çünkü yardımcı fiilleri yani emizarı burada da was were'ü cümlenin başına alırsak soru. Eğer ki onlara not eklersek olumsuz cümle kuruyoruz. Okay. Senem el kaldırdı. Konuşabilirsin ya da yazabilirsin şu anda. Senem. Geri indirdi. Herhalde yine yanlışlıkla oldu diye tahmin ediyorum. Evet hocam, yanlışlıkla oldu, kusura bakmayın. Tamamdır. Önemli değil. Okay. Tamam. Devam edelim o zaman. İsim cümleleri bu kadar. Şimdi fiil cümlelerine geldiğimizde, tabii isim cümlelerinden bahsettiğim şey sıfat cümleleri de içinde geçerli. Çünkü isim cümlesinin kurma kuralıyla sıfat cümlesini kurma kuralı %100 aynı. Hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Sadece isim koymak yerine, noun koymak yerine oraya bir adjective koyuyoruz. Onun dışında her şey aynı. Kuralları da aynı. Dediğim gibi yardımcı fiili başa alıyoruz, soru yapıyoruz. Yardımcı fiilen ne ekliyoruz? Olumsuz yapıyoruz. The trip was unforgettable. Was the trip unforgettable? Gezi unutulmaz mıydı? O mu kelimesini Türkçe'de eklerken İngilizce'de sadece was'ı başa alıyoruz. Olumsuz yaparken de oraya bir not getiriyoruz. Yine onu yardımcı fiile yapıştırıyoruz. The trip was not ya da kısaltılmış haliyle wasn't unforgettable. Okay. Şimdi fiil cümlelerine geldiğimizde. Fiil cümleleri biraz daha karmaşık diyebiliriz isim cümlelerine göre. Neredeyse bütün tensler için öyle. Bütün tensler için fiil cümleleri isim cümlelerinden biraz daha karmaşıktır. Çünkü isim veya sıfat cümleleri yardımcı fiili direkt önümüze sunarlar, gösterirler. Orada emizarı ya da was were'ü net bir şekilde görebiliriz. Ama fiil cümlelerinde iş biraz daha karışıyor. Ama
aslında çok karışık değil. Özellikle bir önceki dersi izlediyseniz, yer mi fiil durumunu gördüyseniz burada çok bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi dedik ki bir önceki derste ne dedik? Her cümlenin içinde bir yer mi fiil olması gerekiyor. Her fiilin içinde de eğer ki birinci hali ise içinde do ya da does özneye göre he she ise does oluyor. I ya da you ise do şeklinde kalıyor. Bunların içinde do does var. Eğer ki bu olumlu cümle ise kendini göstermiyor. Orada görmüyoruz. Mesela I play football. Ben futbol oynarım. Burada do does göremiyoruz. Play'in içinde saklı ama kendini göstermiyor. Ama özneyi biz I'den she'ye çevirdiğimizde she plays football. Orada play'in sonundaki s havadan gelmiyor. İçerideki does'ın s'sini göstermesiydi. Olumlu cümle de bu şekildeydi. Olumsuz ya da soru da biz o içerideki does'ı dışarı çıkarıyorduk sadece. Mesela bir soru cümlesi yaptığımızda does she play football? Ve biz does'ı dışarı çıkardığımız için play'in sonunda bir s göremiyorduk. Çünkü ortada zaten etkisini gösteren does direkt dışarıda. Ya da olumsuz cümlede aynı şekilde she doesn't play football. Yine play sessiz bir şekilde orada kalıyor. Burada olumsuz cümlede sadece does'ı dışarı çıkarmayı unutmayın. Çünkü not kendi başına cümleye öyle havadan gidemiyor. Bir yardım fiile bağlanması lazım. Okay. Şimdi geçmişte ne oluyor? Geçmişte bu içerideki do ya da does, özneye göre değişen do ya da does, did'e dönüşüyor. Ve özneye göre de değişmiyor. I, you, we, they, de did, he, she, de did. İçeride bir did var. Olumlu cümlelerde ve düzenli kelimelerde, yani sonunda ed alan kelimelerde, mesela played, play, played, bunun gibi kelimelerde direkt ed'yi, o did'in d'sini görebiliyoruz. Direkt orada. Düzensizse o d'yi göremiyoruz ama yaptığı etki aynı. Go, went'e dönüşür. Bir d yok orada. Ama yaptığı etki aynı. Eğer ki biz yine bir soru cümlesi yapacak olursak he went yerine did başa gelir. Sonra he, sonra went değil artık çünkü ikinci hali olamaz. Did'i başa çıkardık. Did he go şeklinde kuruyoruz. Zaten bu dillere baktığımızda İngilizce'de özellikle biz cümlede görmek isteriz. Cümlede anlamak değil, görmek isteriz. O cümlede bunun geçmiş zaman olduğunu belirten bir kelime olsun ve ben onu göreyim. Ve bir soru yaparken did'i başa aldığımızda did'i orada gördüğümüz için ha okey cümlenin ta en başında bu cümle geçmiş zaman cümlesi dediğimiz için bir de zaten cümlenin içinde o go you went yapmamıza zaten gerek yok. Hem gerek yok hem de gramatik olarak gerek yok ona. Okay. Şimdi örnek cümlelere bakarsak. Burada ilk önce olumlu cümle. I played soccer yesterday. Dün futbol oynadım. Play düzenli gibi gözükse de düzensizdir aslında. Birazdan bahsedeceğim ondan. I played soccer yesterday. Dün futbol oynadım. Sonunda ed var. Görüyoruz olumlu cümle. She watched a movie last night. Dün gece bir film izledi. Watch'ın sonunda ed var. Şimdi olumsuzlara geldiğimizde iki tane olumsuz örnekte. I did not play soccer yesterday. Did orada dışarı çıkardık. Not'ı bağladık. I did not. Sonra play'in ikinci hali değil. Birinci hali. Birinci hali değil aslında. Yanın halini kullandık. I did not play soccer yesterday. Dün futbol oynamadım. Ya da başka bir olumsuz cümlede. She did not watch a movie last night. Dün gece bir film izlemedi. Did yine dışarıda. Not ona bağlı. Watch yine birinci hali. Olumsuz ve olumlu yaptığımıza göre soruya geldiğimizde did'i sadece cümlenin başına alıyoruz. Did she watch a movie last night? O dün gece bir film izledi mi? Ya da did they visit their grandparents on the weekend? Hafta sonu büyük anne ve büyük babalarını ziyaret ettiler mi? Bu gibi cümlelerde bu şekilde kuruyoruz. Did'i başa alıyoruz. Geri kalan da fiil yalın halinde. Okay. Şimdi şurada played niye düzensiz dedim. Şimdi ed'yi getirirken eğer ki bir kelime düzenliyse ed'yi getirirken yaptığımız birkaç şey var. Bir tanesi de bunlardan. Eğer ki kelimemiz y ile bitiyorsa mesela başka bir kelime cry, ağlamak kelimesi. Eğer ki y ile bitiyorsa o y orada düşer. Onun yerine i gelir ve ed olur. Aslında yani bu played düzenli gibi gözükse de düzensiz. O y'nin orada düşüp i'ye de olması gerekiyordu. Çok önemli mi? Hayır. Play'de siz o düzenli de kabul edebilirsiniz. Kullanımda pratikte önemli değil. Ama mantığını bilin. Bu buradan geliyor. O yüzden aslında düzensiz olarak bilin. Okay. Dediğim gibi düzensiz fiiller değişiyor tamamen. İkinci halleri oluşturuluyor.
Bazı örnekler verdim. Birazdan diğer slaytlarda daha da göreceksiniz. Daha fazla örnek verdim. Gitmek, go. Gittim. Went. Yemek, yemek, eat. İkinci hali, ate. Uyumak, sleep. Uyudum, slept. Peki bunlarda bir kural var mı? Atıyorum slept'e T gelmiş. Ate gelmemiş. Bunun bir kuralı var mı? Hayır. Maalesef yok. Eğer ki ikinci hali düzensizse, adı üstünde zaten düzensiz, bir kural uygulayamıyoruz maalesef. O düzensiz ve neye dönüşüyorsa o halinde ezberlemeniz gerekiyor. Okay. Birkaç örnek cümleden yine devam ediyoruz. Düzensiz kelimelerden. Dün akşam evde yemek yedik. Last night, dün akşam başta, we ate at home. Olumlu cümle olduğu için yardım fiili görmüyoruz. Direkt orada fiilin ikinci hali ate. Geçen hafta tatildeydik. Bu isim cümlesi. Make yok. Fiilimiz yok. O yüzden verb koyacağız. We were on vacation last week. Was da olabilirdi ama burada we öznesini kullandığımız için we yanına are gerektiriyor. Geniş zamanda, geçmiş zamanda da are were'e dönüşüyor. We were on vacation last week. Annem bana yeni bir kitap aldı. My mother bought me a new book. By bought'a dönüşüyor. Bugün sabah yürüyüşe çıktım. I went for a walk this morning. Bu sabah yürüyüşe çıktım. Went. Dün arkadaşımı gördüm. See ikinci hali so'dur. I saw my friend yesterday. Dün gece yarısına kadar çalıştım. I worked until midnight last night. Until midnight orada gece yarısına kadar demiş ve work düzenli ikinci hali e'de. Babam geçen hafta sonu araba tamir ettirdi. Burada yaptırtmak, ettirmek kullanımı var. O yüzden burada have something'dan aslında yapısını kullanıyoruz ama ikinci hali gibi gözükebiliyor. O yüzden bu biraz daha advanced cümle. Buradan bir örneğini koymak istedim. Daha ilerlediğimizde seviyelerde, ettirgen cümlelerde past tense'i yine kullanabiliyoruz ve buralara geri döneceğiz. Son olarak da okulda Fransızca öğrendim. I learned French at school. Learn düzenlidir. Sonuna ed geliyor sadece. Okay. Biraz daha örnek cümle burada. Geçen hafta sonu, biraz daha uzun cümleler. Geçen hafta sonu arkadaşımın doğum günü partisine gittim. I went to my friend's birthday party last weekend. Went yine go. İkinci halinden. Dün akşam yarım saat boyunca İngilizce çalıştım. I studied English. Study ikinci hali. Bu mesela düzenli olduğu için y düşüyor. Y de geliyor. Gördüğünüz gibi. Studied English for half an hour last night. Geçen yaz tatili İspanya'ya gittik. We went to Spain on holiday last summer. Direkt went, go'nun ikinci hali. Dün marketten alışveriş yaptım. I did grocery shopping yesterday. Grocery shopping, alışveriş yapmak. Yapmak olduğu için do'yu kullanmamız gerekiyor. Do, did'e dönüşüyor. I did grocery shopping yesterday. Buradaki did'i yardımcı fiili olan did'le karıştırmayın lütfen. Dediğim gibi nasıl be kelimesinin birçok anlamı varsa, Türkçe'de nasıl yüz kelimesinin birçok anlamı varsa, buradaki did de yardımcı fiil olan did değil, fiil olan, ana fiil, yapmak anlamına gelen did. Bir sonraki örnekte, geçen hafta sonu denizde yüzdüm. I swam in the sea last weekend. Direkt swim'in ikinci hali, swam de düzensizdir. Dün sinemada yeni bir film izledim. I watched a new movie at cinema yesterday. Watch düzenli, sonuna ed geliyor. Geçen hafta sonu İstanbul'da bir müzeye gittik. Gitmek kelimesi burada önemli. We went to a museum in Istanbul last weekend. Direkt ikinci hali koyuyoruz. Dün sabah erken kalktım ve koşuya çıktım. I woke up early yesterday morning and went for a run. İkisi de geçmiş zaman olduğu için iki fiilimiz de kalkmak ve çıkmak. İkisini de ikinci halinde kullanıyoruz. Okay. Şimdi burada en yaygın düzenli fiiller. Birkaçını aldım burada. Walk, talk, work, play, watch, cook, listen, learn, help and love. Yürümek, konuşmak, çalışmak, oynamak, izlemek, pişirmek, dinlemek, öğrenmek, yardım etmek ve sevmek. İkinci fiillerin ikinci hallerini ezberlerken yapmanız gereken ilk şey günlük hayatta en çok kullanılan kelimeleri ezberlemek ki günlük hayatınıza sokup ikinci hali speakinglerinizde kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir kaynaktan ya da Google'a yazarak işte en çok kullanılan yüz fiil, günlük hayatta en çok kullanılan yüz fiil, İngilizce fiil olarak yazarsanız Google'a direkt karşınıza çıkaracaktır zaten. İlk yapmanız gereken bence bu kelimeleri ezberlemek ve günlük hayatta herhangi bir fiili gerçekleştirirken, herhangi bir olay yaparken aynı zamanda İngilizce düşünmek. Atıyorum perdeleri asıyorsunuz. Günlük hayatta bir şey oldu, iş yapıyorsunuz, işte perdeleri asıyorsunuz. O an
Biri bana şu anda yabancı biri gelse ve ne yapıyorsun şu anda dese, ha şunu demeliyim gibi düşünebilirsiniz. Bu çok güzel bir alıştırmadır. Günlük hayatta yaptığınız şeyleri biri size o anda gelip sorsa ne yapıyorsun diye İngilizce bir şekilde anlatabilirseniz günlük hayatınıza sokmakta da İngilizceyi bu çok yardımcı olur. Okay. Düzensizler yine burada örnek aldım. Düzensiz en çok kullanılan kelimeler tabii ki dediğim gibi bunları da Google'a yazıp en çok yüzünü ezberlemeye çalışın öncelikle. Ya da Headway kitaplarını kullanıyorsanız bizim taş dil kursunda kullandığımız kitaplar orada en arka sayfasında o kitapta ve özellikle en çok kullanılan fiilleri ikinci ve üçüncü halleriyle gösterecektir. En arka sayfasında ona da bakabilirsiniz tabii ki. Be olmak, have sahip olmak, had olur. Do yapmak, did. Go gitmek, went. Zaten bundan bahsettik. Eat, ate. See, saw. Get, got. O'ya dönüşüyor. Make, made. D'ye dönüşüyor. Take, took. İki tane o geliyor. Ve know, knew. Oradaki o, e'ye dönüşüyor. Okay. Şimdi zaman zarflarına geldiğimizde, tabii ki hangi tensten bahsediyorsak, Türkçe'de de hangi zamandan konuşuyorsak, o zamanın yardımcı fiillerini, pardon yardımcı fiil diyorum, zaman zarflarını kullanmayı seviyoruz. Cümleleri daha güzel yapar, daha fazla, daha detaylı bilgi vermiş olursunuz. Ve speaking'lerde ya da writing'lerde istediğimiz şey bu zaman zarflarını kullanmaktır. Yine baktığımızda past simple'da en çok kullanılan zaman zarfları ne? Neleri kullanabiliriz? Okay. Yesterday, tabii ki dün kullanabiliriz. Last night, last'lı kelimeler. Last night, last week, last month, last year. Geçen gece, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl. Bunları kullanabiliriz. A week ago, bir hafta önce. A month ago, bir ay önce. An hour ago, bir saat önce. Ya da a year ago, bir yıl önce. Bunları kullanabiliriz. A, blah blah, ago. O araya ne koyarsanız, şu kadar zaman önce demiş olabiliriz. Direkt tarih verebiliriz. Çok net bir zaman verebiliriz. In 1999, 1999 yılında in koyup oraya herhangi bir yılı koyarsanız o tarihte yapmış olursunuz. Bu şekilde kullanabiliriz. In the past deyip tam spesifik zaman vermeyebilirsiniz. Hani geçmişte de tam nerede, ne zaman olduğunu hatırlamıyorsunuzdur. Ya da kurduğunuz cümlede önemli değildir. Direkt geçmişte yaptım birkaç kere demek istiyorsunuzdur. In the past direkt cümlenin sonuna, cümlenin başına yerleştirebilirsiniz. Once bir zamanlar yine once da in the past gibi önemli olmadığında bir kere yapmıştım gibi kullanabilirsiniz. Yine past simple'da kullanılabiliyor. Previously önceden bunu da kullanabilirsiniz. Önceden şöyle olmuştu şeklinde. Earlier yine daha önce previously'ya yakın hatta aynı şekilde kullanabiliriz. Before önce aynı şekilde daha önceden bahsederken. After sonra kendi başına değil tabii ki de. Şu olaydan sonra, mesela işte İstanbul'a gittikten sonra şöyle şöyle yaptım şeklinde kullanabilirsiniz. During sırasında, şu sırasında bunu yapmıştım. Yine geçmişteki bir olaydan bahsederken tabii ki. Ya da when, while ki ikisi ayrı bir şeydir. Bunları past continuous konusuna geldiğimizde anlatacağım. When ve while kesen kesilen olaylar, geçmişteki süreçler. Bu when ve while'ı o süreçte anlatacağım. Onlar zaten ayrı daha uzun bir konu. Başka past simple'ın özelliklerinden biri de past simple'ı anlatıyorsanız, hazır gelmişken yeri söyleyeyim. Bir hikayeyi anlatırken, writing yaparken ya da speaking'de past simple kullanıyorsanız, kullandığınız cümleler kronolojik sırada devam ediyordur. Yani biri yaşandı, o bitti, ikincisi yaşandı, sonra bitti, üçüncüsü yaşandı, sıralı gider. Bu sıralı şekilde vermek istemiyorsanız, mesela cümlenin diğer tarafından başlamak istiyorsanız, işte orada diğer past tense'ler işin içine giriyor. Past tense'in bir de çok önemli bir olayı, past tense kullandığımızda biz zamana vurgu yaparız. Önemli olan şey zamandır, olaydan çok. İşte İstanbul'a 3 yıl önce gittim derken, önemli olan şey İstanbul'a gitmeniz değil aslında, 3 yıl önce olması. Şimdi burada bu farkı önceden bilmek önemli. Çünkü dediğim gibi A2'de ve bundan sonraki derslerde present perfect tense de anlatıyor olacağım. Present perfect tense geldiğinde kafa karışmaması için past simple'ın bu özelliğini bilmek gerekiyor. Past simple zamana vurgu yapar. Olaya değil. Zaman önemlidir. Geçmişte olup bitmesi önemlidir. Yaptığımız vurgu bundadır. O yüzden eğer ki siz zaman vermeden bir past simple cümlesi yaparsanız
Bu cümle gramatik olarak yanlıştır. I went to Istanbul mesela örneğin. Ben İstanbul'a gittim. Bu cümle gramatik olarak yanlış. Çünkü siz zamana vurgu yaptığınız bir tense kullanıyorsunuz. Past simple. Ama zaman vermiyorsunuz. E zaman vermeyecekseniz niye bu tense kullanıyorsunuz? Böyle bir sıkıntı var arada. O yüzden şimdiden en başlarda da past simple cümlesi kurarken zaman zarfı kullanmaya gayret edin. Kullanmaya çalışın. Unutmayın. Present perfect tense konusuna geldiğimizde daha detaylı bir şekilde açıyor olacağız bu konuyu. Okay. Okay. Sinem konuşmak istiyor. Hocam during demişsiniz de during süreç vermez miydi? Simple past. During süreç verir. Evet doğru diyorsun. During süreç verir zaten. Süreç olduğu için de hani buradan çıkıyor gibi olabiliriz. Past simple'ın kendi başına kullanılan halinde İstanbul'a gittim 3 yıl önce gibi cümlelerde değil. Ama past continuous ile birleşmiş cümlelerinde yani atıyorum sen telefonla oynarken ben ders çalışıyordum gibi cümlelerde burada past continuous ile birleştireceğiz. Bu cümleleri kurarken birinin süreç olduğuna odaklanabiliriz. O yüzden during'de kullanabiliriz past simple'da. Ama dediğim gibi kendi başına, kendi past simple cümlelerinde çok kullanmayız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Okay. Şimdi devam ettiğimizde bir de used to kelimesi var. Used to de past simple'ın içinde geçmişte hallerin yanı sıra geçmişte yapılan alışkanlıklardan bahsederken de used to kullanıyoruz. Mesela eskiden futbol oynardım ama artık oynamıyorum. Yine geçmişte oldu ve bitti bir cümle bu. O yüzden past simple da kullanmamız gerekiyor. Ama I played football demek yerine oynadım demek yerine eskiden oynardım. Eskiden bu benim bir alışkanlığımdı gibi bir cümle kurmak istediğimizde used to kullanıyoruz. Burada yaptığımız şey use kelimesi, kullanmak kelimesi. Burada kullanmak anlamında değil. Eskiden bir alışkanlık anlamında kullanıyoruz. Used birinci haliyken used ikinci halidir bunun. Ve I'dan sonra, özneden sonra used to'yu koyuyoruz oraya. Şimdi daha demin bahsettiğim şeyi geri hatırlayalım. Soru cümlelerinde did she go gibi. Bu cümlelerde en başta biz did'i gördüğümüz için zaten bunun bir geçmiş zaman cümlesi olduğunu anladığımız için go'yu ikinci haliyle kullanmamıza gerek yoktu bunu demiştik. Burada da aynı şekilde bizim ilk gördüğümüz şey used to. O yüzden biz used to'yu ikinci haline çeviriyoruz. Sonra play yine yalın halinde kalıyor. Çünkü ilk gördüğümüz şey bizim used to. İlk gördüğümüz şey play değil. O yüzden play yalın halinde kalıyor. Accustomed to kullanılır. Used to da kullanılır. Anlamsız olarak birbirlerine çok yakınlar zaten. Çoğu durumda da aynı şeyi ifade ederler. İkisi de kullanılır. I am accustomed to gibi kullanırsın ama orada bir isim cümlesi yapmış olursun. Alışığım demiş olursun. Bunların farkı bu. Accustomed isim cümlesi iken used to fiil cümlesidir. Okay. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eskiden futbol oynardım. I used to play soccer şeklinde kullanıyoruz. Ya da başka bir örnekte. Annem her sabah erken kalkardı. My mother used to wake up. Yine wake burada birinci, yani yalın halinde kullanıyoruz. Birinci hali değil. Used to wake up. Used to'yu oraya yerleştiriyoruz. Okay. Şimdi diğer geçmiş zamanlara gelmeden önce bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Can. Can konusu. Can dediğimiz şey bir ability belirtir. Bir beceri belirtir. Yapabilmek. Oradaki a kelimesini getirir. Yapmak, yapabilmek. Ve could kendisi bir yardımcı fiildir. Ama kompleks yardımcı fiildir. Anlamı vardır. Yapabilmek. Oradaki a anlamını katıyor. Şimdiki zaman cümlesi kurarken, ben futbol oynayabilirim gibi bir cümle kurarken, özneden sonra koyuyoruz. I can play football. Ve yardımcı fiil olduğu için, eğer ki cümleyi olumsuz yapmak istersek, futbol oynayamam cümlesi mesela, can'i direkt can't şeklinde çeviriyoruz. Çünkü kendisi bir yardımcı fiil. Not ekleyebiliyorsak yardımcı fiildir diyebiliriz. Ya da soru sorarken bir yardımcı fiil olduğu için cümlenin başına alabiliriz. Can you play football? Futbol oynayabilir misin? Yine yardımcı fiil olduğu için bu işlevi taşır.
Past tense cümlesi kurarken nasıl oluyor? Yani ben 5 yaşındayken mesela futbol oynayabilirdim gibi bir cümle kurmak istiyoruz. Geçmişteki becerimiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada nasıl was cümlesinde, isim cümlesinde was'ı ikinci haline çeviriyorsak, I was a doctor. Burada da can'i ikinci haline çeviriyoruz. Yani could. Could. Can'i could yaptıktan sonra yine daha deminki anlattığım şey cümlenin ilk başında could'u gördüğümüz için bunun artık bir geçmiş zaman cümlesi olduğunu anladığımız için play'i yine yalın halinde play şeklinde bırakıyoruz. I could play football şeklinde cümlemizi kuruyoruz. I could played değil. Çünkü zaten can orada ikinci hali. Can'in böyle bir kullanımı var. Bir de genel olarak aldığım sorulardan biri could you gibi cümleler var. Rica cümleleri. Biraz daha kibar olmak istediğimizde atıyorum kapıyı açabilir misin demek istediğimizde can you open the window demek yerine could you open the window diyoruz. Bu yine şimdiki zaman yani şu anda kapıyı açabilir misin lütfen? Bu cümleyi kuruyoruz. Ama can'i could olarak kullanıyoruz. Bu zamansal bir değişiklik vermez. Bu ikisini karıştırmayın. Zamansal bir değişiklik yok. Hala şimdiki zamandayız. Sadece can'i could yaparak Türkçe'de olduğu gibi kapıyı açabilir misin değil, kapıyı açabilir miydin lütfen diyoruz. Aslında Türkçe'de de karşılığı olan bir şey. Şimdiki zamanı geçmiş zaman yaparak biraz daha kibarlaştırıyoruz. Camı açar mısın, camı açabilir miydin lütfen acaba şeklinde. Bu could geçmiş zaman değil dediğim gibi. Şimdiki zaman sadece daha kibar, can you'dan daha kibar. Bu da can kullanımı. Bu şekilde. Şimdi diğer geçmiş zamanlar. Diğer geçmiş zamanlara baktığımızda basit geçmiş zamanın yanı sıra diğer geçmiş zaman çeşitleri de vardır. Bunlar arasında geçmiş zamanın sürekli hali var. Past continuous tense. Yine geçmiş zaman içinde bu. Ama sadece continuous içeride bir süreç, bir devamlılık olduğu için geçmişteki bir aralığa bakıyoruz. Atıyorum dün futbol oynadım demek yerine dün 5 ile 7 arasında futbol oynuyordum cümlesini kuruyoruz aslında. Bu İkisi de Türkçe'de geçmiş zaman adı altında olsa da aslında baktığımızda past continuous'un ismi yok. Past simple dediğimiz şey geçmiş zaman, past continuous farklı bir şey ama ayrı bir ismi yok. O yüzden ismi yok ama kendisi var diyebiliriz. Kesinlikle kendisi var. Oynuyordum yerine oynuyordum diyebiliyoruz Türkçe'de. Ama başlığının ismi yok normal olarak. Böyle zaman süreçten özellikle bir aralıktan bahsederken past continuous kullanacağız. İleriki derslerde anlatacağım. Geçmiş zamanın tamamlanmış hali burada bu şekilde alınmış. Past perfect dediğimiz şey. Biraz daha farklı. Genelde Türkçe'de geçmişin geçmişi olarak kullanılıyor. Burada da past perfect'te de aslında yaptığımız şey geçmişteki iki olayın, iki farklı olayın arasındaki farkı anlatırken kullanıyoruz. İşte bir olay diğerinden daha önce gerçekleşti. İşte eskiden en sevdiğim yemek kebaptı. Sonra Adana'ya gittim. Orada pilava dönüştü. Tam tersi olacak da. Neyse. Cümle kurmak istediğimizde Adana'ya gitmeden önce en sevdiğim yemek pilavdı. Orada iki olay var. Ama hala geçmişteler. Bundan bahsederken, geçmişteki iki olayın zaman farkından bahsederken past perfect kullanıyor olacağız. Bunun üstüne bir tane daha var. Past perfect continuous. Bu da yine geçmişteki iki olaydan bahsediyor. Ama bu sefer yine sürece vurgu yapıyor. İşte İstanbul'a gelmeden önce kitap okumuyordum. Geçmişteki bir süreç. Bundan bahsederken past perfect continuous kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tenslerde ilerledikçe başlıkların isimleri de uzuyor. Ve toplamda 12 tane tens var. Ve 12 tensin en azından 6'sı çok uzun. Ve ilk gördüğünüzde ya da testlerde gördüğünüzde burayı past perfect continuous'la doldurun diye bir cümle geldiğinde orada bir de örnek yoksa kafanız karışabilir. Bu birincisi. İkinci olarak da ileride tensleri biraz daha ilerlediğimizde tablo şeklinde bakacağız tenslere. Tablo şeklinde bakınca aslında her şeyin çok açık, çok net, çok kurallı olduğunu göreceksiniz tens konusunda. Ama başlıkları şu andan öğrenmeye başlamazsanız perfect neydi diye sorarsanız bu cümleleri, bu tensleri hem günlük hayatta kullanmakta zorlanırsınız hem de bu grameri öğrenirken, testlerde kullanırken, testlerde zorluklar yaşayabilirsiniz. O yüzden bu başlıkları, tenslerin başlıklarını, o kelimelerin anlamlarını
Dediğim gibi tekrardan öğrenmeye başlayın. Simple bugün past simple işledik. Past geçmiş, simple basit. Tabii ki bunun ismi geçmiş zaman. Ama past'ın geçmiş, simple'ın basit olduğunu bilin, unutmayın. Okay. Şimdi geldiğimizde bitmiş oluyor. Deniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için şuradaki Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. Buradan da daha çok paylaşıyor oluyoruz. Ama kapatmadan önce şimdi sorularınız varsa ben buradan alabilirim. Sormak istediğiniz bir şey. Okay. Okay. Bir soru geldi. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bu konu anlatımlarını şu anda YDT için yapmıyorum. Ama YDT zaten YDT soru çözümüne başlamadan önce bir temelin olması gerekiyor. O temeli oturturken de sıkıntılar çekiyorsanız, Prism Perfect'te de çekebilirsiniz. Herhangi başka bir konuda da çekebilirsiniz. Temelde sıkıntılar çekiyorsanız bu konular onlara da yardım edecektir. Ama YDT sınavını biliyorum detaylı bir şekilde. Orada çok fazla istisna sorarlar. Soracak başka bir şeyleri yok çünkü. O istisnalara çok giriyor olmayacağım. Onlar biraz daha ezber kısmına giriyor. Günlük hayatta kullanmadığımız şeyler. Ama bahsedeceğim burada da. Böyle bir istisnada var diye bahsedeceğim. YDT için yine faydalı olacaktır. YouTube olarak da şurada gördüğünüz Ankara Yabancı Dil Kursu ve sınav kampı. Burası Instagram sayfalarında, YouTube sayfalarında da paylaşıyorlar. Aynı şekilde ben kendi sayfam olan Sam English Garage'dan YouTube videosunun linkini atıyorum. Orada linke basıp YouTube'a gidebilirsiniz. Bu şu anda işlediğimiz dersler kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra YouTube'a atılıyor. Orada YouTube'dan tekrardan izleyebilirsiniz. Yine orada sorularınız olursa orada yazabilirsiniz. Gördükçe ben de cevaplamaya çalışıyorum dediğim gibi. Okay. Var mı başka soru sormak istediğiniz bir şey? Şu anda yok gibi gözüküyor. Aynen. Şimdi past simple'ı bugün işlemiş olduk. Bir sonraki ders büyük ihtimalle gelecek zaman. Simple, simple, simple'dan gitmek istiyorum çünkü. Bir sonraki ders büyük ihtimalle future simple'dan devam edeceğiz. Simple'lar bittikten sonra şimdiki zaman olan continuous tense'e geçeceğim. Bu basitler oturmadan continuous tense'e başlamak istemiyorum çünkü. Orada da future simple'ın nasıl anlatacağımızı, nerede kullanılabilirliklerini ve istisnalarından bahsediyor olacağım. Yine büyük ihtimalle bir karışıklık olmazsa, işler biraz karışık bu dönemde Türkiye'de biliyorsunuz. Bir karışıklık olmazsa haftaya yine aynı saatte, aynı gün buradan canlı yayın açacağım. Yine katılabilirsiniz. İsteyenler katılıp burada yüz yüze sorabilirler sorularını. Ya da sonradan YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yine kayıt altına alınıyor olacak. Okay. O zaman tekrardan teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haftaya gelenlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.